Arkadaşlar merhabalar. Süreklilikle limit sürekliliği bitirmiş olacağız. Kısa bir yer aslında süreklilik. Çünkü limit üzerine inşa ettiğimiz bir şey. Normalde limit olması için o noktada fonksiyonun aynı değerde tanımlı olmasına gerek yoktu. Ama artık süreklilik için şunu söyleyeceğiz. Bir fonksiyonun soldan ve sağdan limitleri birbirine eşit olacak. Bir de üzerine o noktadaki değerine eşit olacak. Bakın mesela şöyle bir fonksiyon düşünün. 3 noktasında fonksiyonun değeri 2 olsun. Soldan limit 2, sağdan limit 2. Fonksiyonun değeri o noktada yine 2. O zaman bu fonksiyon süreklidir diyeceğiz. Grafikten anlamak çok kolaydır. Böyle bir ip düşünün arkadaşlar. Bu ip böyle kopmadan devam ettiğinde fonksiyon bu noktalar arasında, AB noktalar arasında diyelim, bütün noktalarda süreklidir. Ancak bir fonksiyon arkadaşlar bir yerde böyle kopma olursa işte şu noktada süreksizdir. Tabii bu şu demek değil. Komple fonksiyon süreksiz değil. Şöyle bir A noktasında süreksizdir deriz. Çünkü burada limit var ama o noktadaki fonksiyonun değeri limite eşit değil arkadaşlar. O yüzden grafiklerde kopma noktalarına bakacağız. Denklemli sorularda da soldan limit, sağdan limit ve fonksiyonun o noktadaki değeri yani bu üç değer birbirine eşit olmalı. Dolayısıyla bu soruda eksi 4, 7 aralığında kaç tam sayı için süreklidir demiş. Açık aralık o zaman toplam burada 10 tane tam sayı değeri var. 7 ile eksi 4 arasında. 0'da bakın kopma var. 2'de kopma var ve 4'te kopma var. Bu yüzden 10 eksi 3'ten 7 tane noktada arkadaşlar kopma yok, süreklilik var. Gördüğünüz gibi grafikten anlamak çok kolay. Denklemden nasıl yapacağız? Sol limit, sağ limit burada arkadaşlar fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olmalı. Şimdi bu fonksiyon gerçel sayılar kümesinde süreklidir denmiş. Kritik noktalara bakacaksınız. Kritik olmayan noktalarda sürekliliği kontrol etmenize gerek yok. Kritik noktalarda böyle kopmalar olabilir. Her kritik noktası kopma noktası olacak diye bir şey yok. Mesela buradaki nokta sivri nokta olduğu için kritik noktadır ama fonksiyon sürekli. Ama şöyle bir fonksiyon var mesela. Kopma var, limite yok, süreklilik yok. Ya da şöyle bir fonksiyon. Evet bu noktada arkadaşlar böyle A noktası olsun bunların hepsi. Birinci A noktasında arkadaşlar sürekli. İkinci A noktasında bırakın sürekliliği limit bile yok. Üçüncü A noktasında ise limit var ama bu noktadaki değere eşit olmadığı için yine süreklilik yok. Dolayısıyla o zaman bizim bakmamız gereken şey bu fonksiyonda kritik noktada 1 f1 eksi 2 f1 artı ve f1'in birbirine eşit olmasıdır arkadaşlar. Böylece 1 eksi a, sol limit, sağ limit, 3 eksi b. Fonksiyonun o noktadaki değeri eşit olduğunda da yine bunu kullan demiş. 3 eksi b. Birinci denklem ortaya çıktı o zaman. B eksi a arkadaşlar 2 oldu. Şimdi gelelim ikinci kritik noktamıza. O da ne? 3. 3'e soldan yaklaştığımızda 9 eksi b. 3'e sağdan yaklaştığımızda 12 artı a eksi b. Buradan da eksi b'ler gidince a arkadaşlar eksi 3 oldu. Yerine yazarsak a eksi 3 diye b de bakın eksi 1 oldu. Toplamları eksi 4 geldi. Evet dediğim gibi yine süreksiz olduğu noktaları sormuş. Dikkat kritik noktalara bakacağız. Ama bir de şunu kontrol etmemiz lazım. Paydayı sıfırı yapan değerler de arkadaşlar fonksiyonu tanımsız yapacağı için süreksiz olacak. Şimdi o yüzden neyi kontrol edeceğiz? Kritik nokta olduğu için 2'ye bak. Parçalı fonksiyondur. Sol limit, sağ limit ve o noktadaki değer birbirine eşit olmayabilir belki. X küçüktür 2 için yerine yazdığımız zaman 7 bölü 4'ün karesi eksi 9. Buradan eksi 5 geldi sol limit. Sağ limite baktığımız zaman arkadaşlar 2 eksi 2'den 0. Fonksiyonun o noktadaki değeri 0. Gördüğünüz gibi bunlar birbirine eşit olmadı. 0 eşittir 0 evet sağ limit o noktadaki değer eşit oldu ama sol limit olmadı. Demek ki iki noktasında bu fonksiyon süreksiz. Sonra arkadaşlar 6'ya gelelim. 6 eksi 2 sol limit 4. Sağ limite bakıyorum. 7 eksi 6 1 1 daha 2. O noktadaki değer 2. Gördüğünüz gibi yine sol limit ve sağ limit birbirine eşit. Ha, gerçi eşit oldu burada problem yokmuş pardon. Sol limit ve sağ limite baktığımız zaman yerine 6 yazınca 6 eksi 2'den 4 geldi. Karekökünden 2 oldu.
O zaman bunlar arkadaşlar 3'ü de birbirine eşit geldi. Düzelteyim. Sol limitte kök 4'ten 2, sağ limitte ve o noktadaki değer. O zaman 6 noktası kritik nokta olmasına rağmen sürekli oldu. Bu nasıl mümkündür? Şöyle bir grafik düşünün. Öbürü de böyle olmuş olsun. Tamam, burada bir sivri nokta var. Kritik nokta. Fonksiyon parçalanmış, farklı bir fonksiyon ama limiti var arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ve 6'dan 2'nin süreksiz olduğunu gördük. Peki bunlar mı sadece? Hayır. Hemen tanımsızlık olan şu noktaya da dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Mesela bakın, burada x gördüğünüz yere siz eksi 3 yazarsanız fonksiyonun paydası 0 oluyor. O yüzden eksi 3 verdiğinizde de fonksiyon tanımsız olduğundan dolayı süreksizdir. Peki 3 verebilir miyim? Hayır. Çünkü arkadaşlar 2'den küçük değerlerde 3 değerini alamadığımız için, evet 3'te paydayı 0 yapıyor ama o aralığın bir elemanı değil. Bu yüzden sadece 2 ve eksi 3 noktalarında süreksiz. Cevabımız bu yüzden eksi 1 oldu. Bu yüzden bir sonuç daha çıkarabiliriz aslında. Bir fonksiyon arkadaşlar süreksiz olması için paydayı 0 yapan değerler, logaritma ise logaritmanın içine 0 yapan değerler, negatif yapan değerler gibi değerler de tanımsızlıktan dolayı orayı içine boş bırakacak. Böylece süreksiz olmasına sebep olacak. Şöyle bir fonksiyonun sürekli olması için arkadaşlar bütün reel sayılarda o zaman paydanın asla 0 olmaması lazım. Paydanın 0 olmaması ne demek? Bu paydanın kökünün olmaması demek. Kök yoksa delta küçüktür 0'dır. Böylece n kare eksi 8n küçüktür 0. N çarpı n eksi 8 küçüktür 0 ve 0, 8, artı, eksi, artı. Demek ki arkadaşlar 0 ile 8 değerleri arasında değerler almalıymış. N A şıkkı oldu. Şimdi burada hemen bir örnek göstereyim bakın size. Böyle bir fonksiyon. Aşağısında da x'e diyelim 1 verdim. X kare artı x artı 2 oldu. Delta 1 eksi 4'ten eksi 3 geleceği için bunun kökü yok arkadaşlar. Ne verirseniz verin payda pozitif oluyor. Böylece paydayı sıfır yapmadığından, zaten payı sıfır yapma şansınız olsun olmasın fark etmez. Payın sıfır olması sadece payın sıfır olmasıdır. Payda yeter ki sıfır olmasın. Her ikisi birden sıfır olursa ne olur? O zaman arkadaşlar zaten payda sıfır olduğu için yine payın sıfır olmasının önemi yok. Her şekilde yani biz paydaya götürüyoruz işi. Bazen şöyle bir soru da geliyor akla. Diyelim x eksi 2 çarpı x eksi 1. Payda da böyle x eksi 1. Fonksiyonu size böyle verdi soruda. Bu x eşittir 1 noktasında süreksiz midir? Evet, süreksizdir. Sonuçta fonksiyonun orijinal denklemi böyle verilmiş ya. Bunun sadeleştirilmesi bizi ilgilendirmez. Denklemin orijinal halinde payda 0 ise arkadaşlar orada kesinlikle 1 noktasında süreksizdir deriz. Bana böyle verirse ancak onu söyleyebilirim ben. Ya da böyle verirse evet her noktada süreklidir ama payda sadeleşse bile artık o paydaya sıfır veremeyeceğin anlamına geliyor. Ne demiş burada? Fonksiyonu, güzel bu da bakın. R eksi T için sürekli ise M artı T neye eşittir? Şimdi bakın, paydanın arkadaşlar dediğim gibi payla bir alakası yok. İster sadeleşsin, ister sadeleşmesin. Paydayı sıfır yapan değerler fonksiyonu tanımsız yapar. Tanımsız yaptığı için de arkadaşlar böylece o noktalarda fonksiyon süreksiz olur. Sadeleşmesi beni ilgilendirmiyor. Sildim o yüzden burayı. Şimdi ama burada sadece bir değer için arkadaşlar süreklilik bozuluyor. Paydayı sadece bir değer süreksiz yapıyorsa T1 eşittir, T2 eşittir, T şeklinde. Yani bunun çift katlı kökü varmış. Örnek x eksi 3'ün karesi gibi düşünün. X1 eşittir x2. Bunun iki kökü vardır ama birbirine eşit iki kökü vardır. Delta eşittir 0 manasına gelir. Bu denklem gibi, hani kapatayım bu soruyla alakası oluyor gibi düşünmeyin. Şimdi delta 0 olduğuna göre 144 eksi 4m kare eksi 20m arkadaşlar 0 olmalı. Buradan hepsini öbür tarafa atayım ve 4'e böleyeyim. M kare eksi 5m artı eksi 36 eşittir 0. Buradan m artı 9 ve m eksi 5 arkadaşlar 0 oldu. Şurasını düzelteyim, 4 olacak. Şimdi m eksi 9 olursa bakın gerçekten eksi 9x kare eksi 12x
Artı burada yalnız gördüğünüz gibi arkadaşlar şu denklem çift katlı bir kök olmayacak. Çünkü a eksi b'nin karesi şeklinde bunu yazmamız mümkün değil. O zaman m'ye 4 vereceğiz. 4x kare eksi 12x artı 9. Hakikaten bakın 2x 2x eksi 3 eksi 3 gördüğünüz gibi. Bu yüzden buradan x 3 bölü 2 geldi. Paydayı 0 yapan değer zaten ne demiştik? R eksi t, yani buradaki t 3 bölü 2 imiş. M'yi de demin bulmuştuk 4. Toplamları arkadaşlar buradan 11 bölü 2 olmuş oldu. Devam edelim buna göre. Süreklilik dediğim gibi çok zor değildir ama belli başlı bakın temel matematik bilgileri gerektiriyor. Şimdi mesela burada ötelemeyi bilmeniz lazım veya simetriyi bilmeniz lazım. Öteleme var mı burada? Yok, sadece simetri alacağız. Tamamen sürekliliğin arkadaşlar öteleme ile simetri ile yansıma ile ilişkisi ile ilgili bir soru. Mutlak fx arkadaşlar nasıl bir bakalım? Mutlak fx hatırlarsanız bir fonksiyonu şöyle çizdiğimiz zaman tabii ki bir mutlakta asla negatif olamayacağı için aşağıyı yukarı katlamak demekti. O zaman bu grafikte arkadaşlar aşağıda kalan kısım şu mavi ile karaladığım kısım. Karaladığım yeri yukarı katlarsam bakın kapandı. Şurayı da böyle katlıyorum işte. O zaman bu fonksiyon arkadaşlar her noktada sürekli olan bir fonksiyona döndü. Dolayısıyla birinci öncül doğru. Bunu hallettik. Şimdi geliyorum ikinci öncüle. İkinci öncülde eksi fx. Arkadaşlar siz bir fonksiyonu eksi fx yaptığınız zaman fonksiyonu x eksenine göre katlarsınız. Neden? Fonksiyonun değeri 3 çıkıyorsa eksi 3 olur, eksi 6 çıkıyorsa 6 olur gibi. Böylece fonksiyonun siz simetriğini aldığınız zaman fonksiyonun arkadaşlar hani uyduruk çiziyorum çok takılmayın. Fonksiyonun şurada sürekli olmadığı nokta değişmiyor ki. Sadece ordinat olarak değişiyor ama biz grafiği de alta üste katlayınca ya da sağa sola katlayınca o grafiğin görüntüsü değişse de şu boşluk dolmayacak. Bu yüzden eksi fx kesinlikle sürekli değildir. Şimdi geldiğim zaman üçüncü öncüle. F eksi mutlak x. Bunu şöyle hatırlamanız lazım. Şimdi içeriye ne verirseniz verin. İçerisi negatif oluyor. Neden? X'e 3 verseniz dışarı eksi 3 diye çıkacak çünkü mutlağın önünde eksi var. X'e eksi 5 verseniz mutlağın önünde eksi olduğu için yine eksi 5 olacak. Bu yüzden arkadaşlar f eksi mutlak x sorularında sağ taraf iptal. Niye? Siz pozitif verdiğiniz zaman fonksiyon yine içinde tabii ki. Bu x değerleri hep negatif oluyor. O zaman sonuçlar yani şu maviyle karaladığım yerdeki sonuçların hiçbir önemi kalmıyor. Ve arkadaşlar buradaki sağdaki kısmı soldaki kısmı sağa doğru katlıyorum. Sebep siz arkadaşlar artık x'e 3 verdiğinizde de burası eksi 3 oluyor. X'e eksi 3 verdiğinizde de f eksi 3 oluyor. O zaman benim artık geçerli değerim eksi 3 oluyor. Ya da siz burada f eksi 5'in 0 olduğunu biliyorsunuz ya. Gidin şimdi x'e 5 verin bakın. Mutlak değer dışına eksi olduğu için yine eksi 5 diye çıkacak. Ve arkadaşlar eksi 5 vermiş gibi olacağız 0 olacak. Bu yüzden mutlaklı grafiklerde dışarının mutlağı varsa evet orada aşağıyı yukarı katla. İçeride yani x'i etkileyen mutlak değerse daima pozitif olursa sol tarafı sil, daima negatif olursa sağ tarafı sil şeklinde sonra da y eksenine göre simetri al diyorduk arkadaşlar. Bu yüzden burada da bakın fonksiyonun yeni görüntüsü şöyle daima sürekli bir fonksiyon oldu. Bu yüzden 1-3 geldi cevap. Şimdi sınavda da sorulan bir bilgiyi arkadaşlar. Bir fonksiyon sürekli ise yine başka bir fonksiyon sürekli ise bunların toplamları, farkları, çarpımları, bölümleri süreklidir. Tabii ki payda sıfır olmamak şartıyla süreklidir. Ama bunun tersi doğru değildir. Yani size f artı g süreklidir dediği zaman sakın f ve g de süreklidir demeyin. Bu olmak zorunda değil. Dediğim gibi eğer bunlar ayrı ayrı sürekli ise işlemleri sürekli. İşlemleri sürekli ise kendileri sürekli olmak zorunda değil. Buna en basit örnekle şöyle alttaki örneği gösterebilirim bakın. Soru demiş ki kendi söylüyor bak. F artı g fonksiyonu x eşittir 0 noktasında süreklidir. Ama dikkat edin f fonksiyonu arkadaşlar sürekli değil. İşte böyle bir şey mümkündür. Haliyle arkadaşlar burada ne düşüneceğim ben?
dümdüz bir şey düşüneceğiz aslında. Fonksiyon sürekli ise mevzumuz ne arkadaşlar? Fonksiyonun soldan, sağdan ve o noktadaki değerleri birbirine eşit olmalı. Bu yüzden toplam fonksiyon da bir fonksiyon ki. Sadece ayrı ayrı toplamı yapacağız. Yani diyeceğiz ki burada, şöyle bir alayım. F'e soldan yaklaştığınız zaman f0 eksi neymiş arkadaşlar? 3. Gördüğünüz gibi 0'a soldan yaklaştığımızda 3 geliyor. G'ye soldan yaklaştığımız zaman 0'da ne geliyor bilmiyoruz. Bir dursun. Ona x diyelim şimdi. Sonra arkadaşlar f'ye 0'a sağdan yaklaştığınız zaman f fonksiyonunda ne geliyor? 1 geliyor. Böylece arkadaşlar g fonksiyonunda 0'a sağdan yaklaştığımızda ne geliyor bilmiyoruz. Y olsun. O zaman sürekli oldukları için sol ve sağ limitler birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Bu 3 artı x, bu 1 artı y. Sol limit, sağ limite eşit olacak. Hatta o noktadaki değerler de birbirine eşit olacak. Ama burada bakın zaten sorunun bizden beklediği limit gx 0'a soldan yaklaşırken, yani ben ona x demiştim. Diğerine de y demiştim. X eksi y, gördünüz mü? Eksi 2 geldi. Yani sadece burada süreklilik konusunda arkadaşlar sol sağ limitlerin ve o noktadaki değerlerin birbirine eşit olduğunu bilmemiz yetti. Şunu da diyebilirsiniz tabii ki. Hani hocam şunu yapmadınız ama sonuçta F0'da burada 1, G0'da bilmiyoruz T olsun. Benden o değerle ilgili bir şey istiyor mu soruda? İstemiyor. Onu kırmızı olarak yazmış olayım. Eşitlik dursun. Ama istemediğinden kullanmama gerek kalmadı. Yoksa tabii ki süreklilikte onu yapmamız lazım. Son bir sorumuz artık. Süreklilikle alakalı arkadaşlar, sınavda böyle bir soru sorulmuştu. Tamamen şıklardan gitmemiz gereken bir soru. Önce şunu bir düzelteyim ama A şıkkında sizde siyah çıkmış olabilir. Üst taraf arkadaşlar boş, alt taraf dolu. Yine üst taraf burada bu sefer dolu. 3'te burada da alt taraf boş. Ona dikkat edin lütfen. Buna göre bir daha soruya bakın isterseniz, önden baktıysanız. Orası yanlış doldurulmuş diye söyledim. Bakın şimdi f-g sürekli ise ne demek bu? O zaman f eksi 4. Kritik noktamız eksi 4 çünkü. F eksi 4 artı g eksi 4 artı eşit olmalı. F eksi 4 eksi artı g eksi 4 eksi y. Gerçi fark fonksiyonu demiş. Bunların farkını alacağız arkadaşlar. Düzeltiyorum. Bir de o noktadaki değerler de yine farklar da birbirine eşit olmalı. F eksi 4 artı da neye eşit? Sağdan yaklaştığımız zaman F eksi 4'e bakın. Eksi 3'e eşit. Sonra G eksi 4'e bakıyorum. G eksi 4 arkadaşlar sağdan yaklaştığımızda neye eşit? 0. Bunların farkı şu an eksi 3 geldi. Sonra eksi 4'e soldan yaklaşıyorum. Eksi 4'e soldan yaklaştığımda ne oldu bakın? Eksi 1. Sonra eksi 4'e yine soldan yaklaşıyorum. Ne geldi? 2. Bunların da farkını aldım. Güzel. Eksi 3 geldi. F eksi 4'e bakıyorum arkadaşlar. Eksi 3. G eksi 4'e bakıyorum. 0. Hakikaten hem sol limit hem sağ limit hem de o noktadaki değerler farkı birbirine eşit olduğu için şu an eksi 4 noktasında sürekli A şıkkında. Sonra geliyorum diğer kritik nokta olan 3'e. F 3 eksi artı G 3 eksi eşit olmalı. F 3 artı artı G 3 artı o da eşit olmalı. F 3 artı G 3 fonksiyonun o noktadaki limitinin o noktadaki değerine eşit olması lazım ki bunlar sürekli olsun. Yine bak orada şeyi düzelteyim pardon. Farklarını soruyordu soru bize. F eksi G şeklindeydi. O zaman F 3 eksi yani soldan yaklaştığımız zaman ne oldu arkadaşlar? Eksi 2. Sonra G 3 eksi şıklardan baktığımız zaman bu neye eşit? Eksi 3. Eksi eksi 3'ten artı 3 oldu. Sonra bakıyorum F 3 artı 1'e eşit. G 3 artı arkadaşlar 0'a eşit. Sonra F 3 arkadaşlar 1. G 3 de gördüğünüz gibi yine 0. O zaman hakikaten 1, 1 ve 1 oldu. Gördüğünüz gibi burada da sol sağ limit ve o noktadaki değerler farkı aynı olduğu için A noktasında direkt sürekliliği yakaladık. B şıkkında hani ne olacaktı? B şıkkında arkadaşlar muhtemelen sol limit, sağ limitler birbirine eşit olmayacaktı ya da bu değerler birbirine eşit olmayacaktı. Böylece sınavda da gerçekten A şıkkına koymuşlardı doğru cevabı ama daha ilerideki şıklara koysalar sadece soru
zaman açısından zulme döner, yoksa tek tek hakikaten bunları kontrol edip birbirine eşit olup olmadığını bakmaktan başka çareniz yok. Bu şekilde sürekliliği de arkadaşlar bitirmiş olduk. Şimdi dediğim gibi limitte de söylemiştim, yapacağınız iş 1. Kitaptan soru çözmek, elinizdeki kitaplar olabilir veya ben 3D'nin arkadaşlar çözümlerini yaptığım için AYT'nin 9 veya 10 tane limit testi var. 3D AYT çözümleri oynatma listesinde bulabilirsiniz. Orada bütün soru tipleri var arkadaşlar. İzlerseniz veya çözümlerine baktıysanız zaten görmüşsünüzdür. Bir de kaçırmamanız gereken kesinlikle limitte ben yorum soruları çözdüm. Ve hakikaten konu anlatımıyla bütün aslında onlar. Ben konu anlatımında şu an bence aşırı derecede zor sorular çözmemiştim burada. Biraz daha zorlayıcı sorular bekliyorsanız hemen bunun akabinde o sorulara da bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. Türev ve integral için de söz vermeyeyim ama kısmet olursa inşallah anlatmaya çalışacağım. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.